Bir ünlü daha İstanbul'un keşmekeşinden çıkıp nefes alabileceği bir yaşamın ön hazırlıklarını yaptı. Besteci ve yorumcu Kıraç 13 dönümlü bir çiftlik sahibi. Burası çocuklarım için büyük bir şans diyor ve bu olanaktan tüm çocuklar faydalansın diye de planları var. Bir tarih yazmış bu toprak, ne canlar yanmış yolunda. Her yeri cennet vatanı, dağlar taşlar olmuş halkımı yaratan. Siz onu hep elinde gitarıyla gördünüz ama bakın Kıraç tırmığı elinde toprağı havalandırıyor. Çok çıkarsa bir kere daha uğruyoruz o zaman. Efendim çok domateslerimizi çıkarsa, almaya evet, sözünü aldım. İsteyen gelip toplayabilir. Yılın belirli dönemlerinde yaşadığı yer burası Kıraç'ın. Beykoz'a bağlı Ali Bahadır köyündeki çiftliğinde deyim yerinde ise nefes alıyor. Ve çiftlikte hayvanların ve toprağın bakımına kadar her işle bizzat uğraşıyor. Yani böyle durduğuna bakmayın. Bu yani daha yeni 2,5 yaşında bu. Teknolojiyle çok fazla hakimiz. Çocukları eleştiriyoruz ama kendimiz de öyleyiz. Sonra da şikayet ediyoruz ya şöyle bir yeşillik olsa gitse. Ya kendiniz yapacaksınız yani. 6 yıl önce çocuklarının da dünyaya gelişiyle böyle bir karar almış Kıraç. İnsan topraktan uzaklaşmamalı demiş. Ve kendi de çözümü İstanbul'dan çok da fazla uzaklaşmayarak bulmuş. Ekranlardan geçmiyor olabilir ama çok temiz bir hava var. Burası Beykoz'un en güzel yerlerinden. Kızım 9 yaşında, oğlum 6 yaşında. Iraz Elif kızım, oğlum Çağrı Manas. Yani çocuklar burada çok mutlu. Uçurtma uçuruyoruz. Kendi çocukluğundaki hayatı çocukları da görsün, o tatları alabilsinler istiyor. Yani çocukluğunuzdaki domatesi yemek istiyorsanız artık kendiniz yetiştirmek zorundasınız. O sütü, o yoğurdu, tereyağı istiyorsanız kendiniz yapacaksınız. Çiftlik tam 13 dönüm, 10 inek, 8 tane de buzağı var. Horoz, tavuk, ördek, hindi, bıldırcın, köpek, hatta midillisi bile var. Çiftlikte tamamen doğaya saygılı bir yaşam hakim. Karavanda kalıyoruz. Ağacımız biliyorsunuz burada ışıklarımız falan var. Gece yakıyoruz. Sanatçının bir sonraki planı çocuklarına yaşattığı, tattırdığı bu hayatı tüm çocuklarla paylaşabilmek. Bu nedenle de çiftliği bir okula dönüştürmek istiyor. Okula giderken mutsuz çocuklar var ve ben bundan çok üzülüyorum. Çocuk cuma günü kesinlikle okul bitiyor diye üzülmeli yani. Teknolojiyle doğanın iç içe olacağı okul projeyi de önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi hedefliyor.